kendisinden ayrılmak zorunda kaldıktan sonra bir süre matbaacılık ve gazetecilikle meşgul oldum. Bu dönemde Hayat Mecmuası her gün Orta Doğu gibi gazetelerde yazarlık ve röportajlar yaptım. Fiilen iş hayatına 1975 yılında başladım. 1978 yılında İzmir Menemen'de kurduğum fabrikada Türkiye'de ilk defa parafin ürettim. Malumunuz o günlerde çok elektrik kesintisi vardı ve bu fevkalade sıkıntılıydı. Yani bunu görmek suretiyle Türkiye'de ilk defa parafin ürettim. Adana'dan aldığımız bunun malzemesini orada işleyerek sanayiciye ilk başladığım dönemdir. Ve daha sonra plastik sektörüne geçtim. 35 yıldan beri Türkiye'nin en önemli gıda firmalarına hizmet veren 54 ülke ihracat bulunan 250 üzerinde profesyonel ve yüksek teknolojisiyle gıda ambalajı üreten İstanbul 2 Tepe ve Edirne Ordan Sanayi Bölgesi'nde iki büyük işletme sahip Üstü Plastik Firması'nın yönetim kurulunun başkanlığını hala muhtemelde devam ettirmekteyim. Yoğun iş hayatının yanı sıra sosyal alanda da toplumlar toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak adına Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın kurucusu. Türkiye Suudi Arabistan Dostu Derneği Başkanlığı yaptım. Halen Avrasya Bir Vakfı kurucusu ve halen genel başkanlığı yapmaktayım. Profesör Doktor Fuat Sezgin, İslam Araştırmalar Vakfı'nın kurucunluğunu yapmaktayım. Küçükçekmece Belediye Meclisi Üyesi yaptım. Kendi konseyinde şu anda başkan vekili sıfatım vardır. Bunun gibi pek çok faaliyetleri de bu süreçte yürütmeye çalıştım. Bu tür sosyal faaliyetlerin yanında ülkemizin akademik seviyesini daha da yükseltebilmek için özellikle Avrasya Dosyası, Stratejik Analiz, Evren Araştırmaları gibi dergilerin yanı sıra iç ve dış sosyal politik konular, ekonomi, enerji, terör ve diğer stratejik önem alan hususlarda 700 üzerinde kitap ve basılı eser yayınladı. Halen Yeni Dünya Gündemi, İnternet Gazetesi ve Diplomatik Türkiye bir gazetelerin genel yayın ürünü ve sahibinde ayrıca yapmaktayız. İstanbul Aynı Üniversitesi